Efendim, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın yıllarca sürebileceğini belirtti. Batı'ya destek çağrısında bulundu. Rusya ise Ukrayna'da saldırıya ara vermedi. Rus güçleri Severodonetsk'in yanı sıra Harkov ve Mykolaiv'de de füzelerle vurdu. Ukrayna'daki savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazır olmalıyız. Uyarıyı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. Rusya, Ukrayna'nın büyük bölümündeki askerlerini çekti. Saldırılarını doğuda yoğunlaştırdı. Çatışma bölgesi azalsa da savaşın biteceğine dair umut az. Son olarak Genel Sekreter Stoltenberg, batılı ülkelere çağrı yaptı. Savaş uzun sürebilir. Ukrayna'ya silah desteğinin artırılmasıyla Donbas bölgesinin kurtarılma şansı güçlendirilebilir dedi. Stoltenberg, Alman Bildam Sonntag gazetesine konuştu. Sadece askeri değil, yükselen enerji ve gıda fiyatlarına yönelik de destek istedi. Benzer uyarı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan da geldi. Kiev'i ikinci kez ziyaret eden Johnson, Ukrayna'da uzun süreli bir savaşa hazır olunması gerektiğini söyledi. Ukrayna'da ise savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Rusya, Harkov kentindeki tank onarım tesisini İskender füzeleriyle vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Mykolaiv kentine son 10 gün içinde batılı ülkeler tarafından gönderilen 10 obüs ve 20'ye yakın askeri aracı imha ettiklerini açıkladı. Ukrayna'da savaşın merkezinin kaydığı Severodonetsk'in ağır toplar ve füze atışlarıyla vurulmaya devam ettiğini duyurdu.